Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında dik üçgen konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani özel kenarlı üçgenlerden bahsedeceğiz sizlere. Evet sayfa numarası kitabımızda da 36, 37 ve 38'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik üçgende biz Pisagor bağıntısını öğrendik yani bir uzunluk sorulduğunda Pisagor bağıntısıyla olayı halledebiliyoruz. Hatta bunun kısa yolunu da öğrendik. Ortak çarpandan yapmayı da öğrendik değil mi? Tamam bunu da kullanacağız ama bunun yanında bir de özel kenarlı üçgenler var. Bu özel kenarlı üçgenleri iyi bir şekilde bilmeni tavsiye ediyorum. Çünkü çoğu geometri soruların içerisinde tam sayı çıkması için bu özel kenarlı üçgenleri kullanıyoruz. O yüzden şimdi söyleyeceğim üçgenlere dikkat edeceksin ve adın soyadın gibi bileceksin. Mesela bunlardan birincisi ve en fazla kullandığımız 3, 4, 5 üçgeni. Yani dik kenarlarda 3'ün ve 4'ün katı varsa hipotenüs 5'in katıdır. Hocam mesela şöyle bir üçgenle karşılaştık. Atıyorum şurası 15 burası 20. Şurası nedir diye sorulduğunda sen ne yapıyordun normalde ortak çarpanla yapıyordun. Hocam burası ortak çarpan 15 ve 20'de 5. 5 çarpı 3 burası. Hocam 5 çarpı 4 burası. O zaman burası da 5 çarpı kare içinde a kare artı b kare diyordun ama 3 ve 4 varsa artık buraya da 5 diyebilirsin. Yani 25 diyebilirsin. Ha 3 4 varsa 5'tir. Ha bu arada 3 4 5 üçgende ya da sayacağım bu üçgenlerin hepsinde en uzun kenar her zaman hipotenüstür. Bunu da sakın ama sakın unutma. Yani şöyle bir şey olursa Hocam burası 3 burası 4 ise burası 5 olamaz. Bunu yine Pisagor bağıntısından bulacaksın. Bu dediğim de önemli bir şey. Tamam. Şimdi 3 4 5 üçgeni bizim için gerçekten önemli. Hatta şuraya yazıyorum bak. 3 4 5. Bunun 2 katı 6 8 10. Bunu da çok kullanıyoruz. 3 katı 9 12 15 üçgeni. 4 katı 12 16 20 üçgeni ve 5 katı 15 20 25 üçgeni. Bak bunları bileceksin. 3 4 5 üçgeni bileceksin ya. Aynı zamanda 3 4 5'in de 5 katına kadar bilmeni tavsiye ediyorum. Çünkü geçen derste de hani çıkmıştı 15 20 çıkmıştı direkt 25 demiştik mesela değil mi? E, hocam burada yaptık bunu ortak çarpandan yapsak evet olabilir. İlk etapta belki ortak çarpandan da yapabilirsin ama tavsiyem 3 4 5 2 katı 6 8 10 3 katı 9 12 15 4 katı 12 16 20 5 katı da 15 20 25'i adın soyadın gibi bil. Bu arada ardışık olan tek özel üçgen budur. 3, 4, 5 birer ardışık. 2 katı 2'şer ardışık. 6, 8, 10. 3 katı 3'er ardışık. 9, 12, 15. Yani böyle artışık giden bir üçgen varsa kesinlikle 3, 4, 5'in katıdır. 4 katı mesela 3, 4, 5'in 4 ardışı olacak. 10 katı mesela 3, 4, 5'in 30, 40, 50 üçgeni mesela 3, 4, 5'in 10 katı olacaktır. Ardışık bir şekilde gidiyorsa. Yani biz artık şöyle bir şey diyebiliriz mesela. Buraya x, buraya x artı 20. Atıyorum x artı 20. Buraya da x artı 40 dersem. Hocam 20'şer ardışık bir üçgen. 3, 4, 5'in 20 katı diyebilirsin mesela burada. Evet bu özel üçgenleri bilmek hissederken de bize lazım olacak. Hissederken de işte bu tür teknikler işimize yarayacak. 3, 4, 5 ardışık tekrar eden tek üçgen budur. 3, 4, 5'in tek katı işte birer ardışık. 2 iki katı 2'şer ardışık. 3 üç katı 3'er ardışık şeklinde gidiyor. Tamam dediğimi unutma. 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 ve 15 20 25 ve bunlardan saydıklarımın en uzun kenarı her zaman hipotenüs olduğunu unutmuyoruz ve adın soyadın gibi bileceksin bunu. Tamam. Gelelim ikinci özel üçgene. İkinci özel üçgeni de adın soyadın gibi bileceksin. Hocam 8 15 17 üçgeni. Yani dik kenarlarda 8 ve 15'in katı varsa bunların yeri değişebilir. Burası 8, burası 15 olabilir, fark etmez. 8 ve 15'in katı varsa hipotenüs 17'nin katıdır. En uzun kenar zaten hipotenüs ya. 17'nin katı hipotenüs olmak zorunda. Hocam 2 katını 3 katını bilelim mi? Hayır. 2 katı 3 katı geldiğinde ortak çarpanlar yaparsın. Ve sadece 3, 4, 5'in 5 beş katına kadar bilmeni tavsiye ediyorum. Çünkü niye? Sorularda biz bununla çok karşılaşıyoruz o yüzden. 8, 15, 17 üçgeni de adımız soyadımız gibi bildik mi bildik. Evet 3, 4, 5 bizim için önemli. 8, 15, 17 bizim için önemli. Diğer üçgen 5, 12, 13. Dik kenarlarda 5'in ve 12'nin katı varsa hipotenüs 13'ün katıdır. Bu da benim için önemli. Sonra 7, 24, 25. Dik kenarda 7'nin ve 24'ün katı varsa hipotenüs 25'in katıdır. Zaten Pisagor bağıntısı sağlanıyor. Yani 25'in karesi 7'nin karesi artı 24'ün karesi sağlanıyor. Bunu da adın soyadın gibi bileceksin. Hocam 20, 21, 29. Bunu bilmene gerek yok. Bilmesen de kendini çıkartırsın zaten. Bunda da Pisagor bağıntısı yaparsın. Bunların da özel durumları var ama o özel durumları bilmenize gerek yok. Atıyorum mesela şurası verilsin. Hocam burası 29 burası da 20 verilsin. Şurası x olarak verilsin mesela. Sen bunu bulursun. X kare neye eşit? 29'un karesi eksi 20'nin karesi eşit. 2 kare farkı. X kare 29 eksi 20'ye 29 artı 20 değil midir? Evet. Burası 9 yapar. Burası 49 yapar. Kare kökün olacak olursam kök 9 çarpı 49'dan x de böylelikle bak 3 çarpı 7 olarak buluruz. Yani 21 olarak buluruz. Yani bildiğim pisavar bağıntısıyla zaten buradaki eksik parçayı bulursun. Bunu bilme. Ve 9, 40, 41. Bunu da bilmene gerek yok. Var böyle bir üçgen ama İster ezberle ister ezberleme sana kalmış. Ama yine Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırsın. Ama 1 2 kök 5 üçgeninde biz çok kullanıyoruz. Dik kenarlarda 1 2 oran varsa ama dikkat. Şurası 2 burası 1 ise bu 30 60 90 üçgeni burası kök 3 çıkıyor. Ben dik kenarlarda 1 2 oran varsa diyorum. Dik kenarlarda 1 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıdır. Yani artık şöyle söyleyebiliriz. 3 6 ise burası 3 kök 5 diyebiliriz. Ya da şunu gördüm mesela 4 4 kök 5. A küçük olanın kök 5 katı. O zaman buraya 8 diyebilirsin mesela. Bunu da çok kullandığımız için bu üçgeni de bilmende fayda var. Tamam bu üçgenler benim için önemli. Baştan sayalım mı? 3, 4, 5 ve katları. 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20 ve 15, 20, 25. Adı soyadın gibi bil. Sonra 5, 12, 13. Sonra 8, 15, 17. Sonra 7, 24, 25. Sonra 1, 2, kök 5 üçgeni. Yani toplamda bileceğim 5 tane üçgen var. Ama ilk üçgenin de 5 katına kadar da bilmen gerekiyor. Bizim için çok önemli. Bunları bilmek demek, yani 5 dakikanı ayır, ezberle. Sonra geometrideki şu soruda çok hızlı bir şekilde pratik olmanı sağlayacak. Tamam? Yani en kötü ben normalde ezberi sevmem. Mantıktan gitmeyi severim ama yani burada bu sana acayip yani ben şimdi sadece dik üçgende kullanmayacağım ki bunu. İlerleyen konularda çemberde bile kullanacağım, katı cisimde bile kullanacağım için. E her konuda kullanacağım şeyi de bırak da bileyim ya da ezberlettireyim. Tamam? O yüzden bunları biliyoruz. Hadi bakalım şimdi gelelim sorulara. Hocam 8 kök 3 15 kök 3. Bak dikkat et ortak çarpanı yine kullan. 8'in kök 3 katı 15'in kök 3 katı. E hocam 8 15 17 üçgeninden burası da 17'nin kök 3 katı olmaz olmak zorunda değil mi? Yani kök 3'ün 8 katı kök 3'ün 15 katı. O zaman burası da kök 3'ün 17 katı olur. Cevap 17 kök 3 olacaktır arkadaşlar. 8 15 17 üçgenin kök 3 katı olduğundan dolayı. Örnek 1 bu şekilde. Geldik örnek 2'ye. Hocam dik üçgen yok. Dik üçgen oluşturmak için ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturuyorduk. De, al sana dikdörtgen. Dikdörtgen oluşturunca 3 ise burası. Burası 3. Buraya 6 kaldı. 13 ya. Tamamı 13 olduğundan dolayı buraya 8 kaldı. E hocam burada Pisagor. Ya burası 2 çarpı 3. Burası 2 çarpı 4 yazmayacağım. Çünkü 3, 4, 5'in katlarını bilin dedik. 6, 8, 13 geninden x'i kaç buluruz arkadaşım? 10 olarak buluruz. Geldik örnek 3'e. E burada bizden ne isteniyor? Şekilde zemine dik olarak verilen bu direkler olmuş. K, M arasına gergin bir kablo çekilecektir. Arkadaş K ile M arasına gergin bir kablo çekildiğinde buradaki uzunluk nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Yine dikdörtgenle yani bir 90 derece varsa soruda büyük ihtimalle dik üçgenden çıkar. Dikdörtgenle dik üçgen oluşturabiliriz. Hadi dikdörtgenle dik üçgen oluşturalım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak. 6 ise burası 6. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Dikdörtgen oluşturduk ya burası 90. Sırtından dolayı burası da 90. 12 ise burası da 12. A burada özel bir üçgen. 5, 12, 13 üçgeninden en az uzunluğu kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Yani örnek 3, 13 çıktı. Geldik örnek 4'e. Bir kere şurada direkt ne var arkadaşım? Hocam 9, 12, 3, 4, 5'in 3 katından dolayı direkt 15. Bak 3, 4, 5'in katlarını ezberleyin. Yoksa ben buraya 3 çarpı 3. Buraya da 3 çarpı 4 deyip hocam burası da 3'ün. Bak 3'ün 3 katı, 3'ün 4 katı, 3'ün 5 katından dolayı da 15 yazabilirdim ama ya boş verin bu hikayeleri. Ya siz bilin 3 4 5'in katlarını bilin. Ben ısrarla buradan yapıyorum. 15. E o zaman burası da 15 verilmiş. E şimdi şuraya bakacak olursak burada ne var? Şu uzunluk toplamda kaç yaptı? 17 yaptı. E burası da 15. 15 17. Ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden x'i 8 olarak buluruz. Bak ne kadar kolay yaptırıyor işimizde. Geldik buraya. Beşinci soruya. Ya hocam ne var burada? 20, 21, 29. Ya bilmeyin demiştiniz. Vallahi yapacak bir şey yok. Tamam bilmeyin dedik. O zaman şuraya bir A diyelim. Ağzımızdan bir kere bilmeyin çıktı. E burada da yap Pisagor'unu kardeşim. A kare neye eşit? 20'nin karesi artı 21'in karesi. Mecbur. A kare eşittir. 400 artı 21'in karesi nedir? 21 ile 21'i çarptığımız zaman 21, 42, 441 mi yapıyor? Evet. 441 yapıyor. A kare de buradan 841 yapıyor. Ee, o zaman 20, 21, 29 üçgeni var değil mi? Yani o zaman buradan A kaç çıkıyor arkadaşlar? 841 neyin karesi? Hani 30'un karesi 9 yapıyor. 29'un karesi deneyebilirsiniz arkadaşlar. 29 ile 29'u çarptığınız zaman 841 çıkıyor. Ee, buradan da işlem yaparak bulacağız maalesef. Ama bu kadar da sorulur mu? Sorulmayacağını zannediyorum ama olsun. Biz yine de verdik. Ya da 20, 21, 29 üçgeninden burayı 29 bulduk. E o zaman buraya kaç kaldı dostum? Buraya 20 kaldı. Ve burada Pisagor. Bak dikkat. 12 var 20 var. Ha, düşün. 3-4-5'in katlarını düşün. 12 ile ilgili hangi özel üçgen vardı? 9-12-15 vardı. Aa başka. Bir de 12-16-20 vardı değil mi? 4 katından dolayı. Yani burası ne olacak? 16 olacak. İşte bunları bilin kardeşim. Özellikle 12 olduğu zaman biraz tehlikeli. Bir 9-12-15 var. Bir 12-16-20 var. Hatta 5-12-13 de olabilir tabii ki burada. Yani burada 3 4 5'in katından hadi bunu kestiremedin yine ortak çarpandan yapabilirsin. 4 çarpı 3 burası 4 çarpı 5 burası. E o zaman burası da ne olacak? 4 çarpı 4 olacak deyip 16'yı da o şekilde yazabilirsin. Ama bence 3 4 5'in katlarını bil. Hep söylüyoruz ya. E 12 13 ne üçgeni 5 12 13'ten burayı 5 bulduk. Sonra ne yapacağız? Hocam 90'lar karşılıklı şöyle bir dik üçgen oluştursak. Bak burada burası 9 burası 12 9 12 15 üçgeninden burası 15 çıkar. E burada özel üçgen yok. Burada mecbur Pisagor yapacağız. Hadi Pisagor yaparken de kısa yolu uygulayalım. 15'in karesiyle ve 5 kök 5'in karesiyle uğraşmayalım. Hocam burası 5'in 3 katı. Burası 5'in 5 katı. X de 5'in kare kük içinde. Hipotenüs verilmiş dik kenar soruluyor ya. Hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi değil midir? Evet. 3'ün karesi eksi kök 5'in karesi diyeceğiz. Yani buradan 5 kök 9 eksi 5'ten 4 çıkar. Kök 4 de 2 çıkar. 5 çarpı 2'den cevapta kaç çıkar? 10 çıkar. Yani 15'in karesi ve 5 kök karesi niye alayım kardeşim? Yani ben artık kısa yolu biliyorum ortak. Yani hem özel üçgenler hem özel kenarlı üçgenler hem de kısa yolu bildiğim zaman bak işler nasıl böyle kolaylaşıyor değil mi? Evet örnek 6'yı böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 7'ye. 12 metre yüksekliğinde ABC'de dikdörtgeni şeklindeki duvarın 3 metre uzağında zemine dik konumda olan bir elektrik direği bulunmaktadır. İşte bu elektrik direği bulunmaktadırmış. L noktasının C noktasının olan uzaklığı 17. B noktasına olan uzaklığı 25. ABX ve K, L, y metre olarak verilmiş. Y eksi X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şuradaki uzunluk X birim olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar burada 17'yi kullanmam lazım. E 25'e ait zaten bir dik üçgen var mı? Var. 17'ye ait dik üçgen var mı? Dik dörtgenle oluşturabiliriz. Yalnız dik dörtgeni şöyle oluşturabilirim aslında ama böyle oluşturduğumda işler kalışacak gibi. Dik dörtgeni şöyle oluştursak bu sefer daha güzel olmaz mı? Olur. Aynısı zaten ha içeride dışarıda oluşturmuşuz. E hocam bunun tamamı y ya. Buraya ne kaldı? Y eksi 12 kaldı. E burası x artı 3. E burası da x artı 3 mi olacak? Evet. E burada da bir pisagor bağıntısı var. Hocam iki tane pisagor bağıntısı var. Bir şunu ya uygulayacaksın. 25'in karesi eşittir. Y ve x artı 3'ün kareleri toplamı. Y'nin karesi artı x artı 3'ün karesi. Sonra bir de burada 17'nin karesi var. 17'nin karesi de y eksi 12'nin karesi artı x artı 3'ün karesi diyeceğiz arkadaşlar. Vallahi her ikisinde de x artı 3'ün karesi var ya. x artı 3'ün karesini de yalnız bırakıp da buradan y'yi m'yi bulabiliriz arkadaşlar. Bak x artı 3'ün karesi. Hani böyle ortak kenarlı dik üçgenlerde onu yapıyorduk ya. Hocam x artı 3 burada. X artı 3 burada. Bu x artı 3'ün karesi. 17'nin karesi eksi y son 2'nin karesine eşit. Aynı zamanda x artı 3'ün karesi 25'in karesi eksi y kareye eşit. Her ikisini de eşitleyip sonuca ulaşabilirsiniz. Ama ben burada bunu da yapmayacağım. Bak burada 17 var. Ya 17 varsa büyük ihtimalle hissedeceğiz. Arkadaşlar bundan sonraki yollarda artık hissedeceğiz. Böyle sayılar gördüğümüzde bak sallama demiyorum. Hissedeceğiz. Hissettiğimizi yerine yazacağız. Sağlaması da tutuyorsa doğrudur diyeceğiz. Mesela bu 17 ya büyük ihtimalle ne üçgeni? 8 15 17 üçgeni hocam. E buranın 8 olması için buranın 15 olması için x'in kaç olması lazım? 12. y'nin kaç olması lazım? 20. E ben y yerine 20 yazarsam, x yerine de 12 yazarsam o zaman burası bak 15, 20, 25 sağlaması da tuttu mu? Tuttu. İşte böyle özel sayılar gördüğün zaman işte o yüzden ben size diyorum. Adınız, soyadınız gibi bu özel kenarlı üçgenleri bilin. Bunları gördüğünüz zaman bazen hissiyatınızı kullanacaksınız. Yani işlem kalabalığıyla uğraşmaktansa bu şekilde yol almak bizi böyle daha da rahatlatıyor. Hatta ben sana bir tüyo vereyim. Bizler yazarız ya soruları yazarken hep bu kalıplar üzerine yazıyoruz. Tamam bazen köklü sayılarda çıkıyor. O da ayrı bir konu. Ama genelde böyle sayıları gördüğün zaman ya 17'yi gördün. 8, 15, 17 mi acaba diye dene. Hocam burada mesela 8, 15 tutmayabilirdi. Yerini değiştirdin. 8, 15 şöyle yapabilirdin. Bizim burada 8, 15 yazdığımızda sayılar tuttu. Dolayısıyla biz x'i kaç bulduk arkadaşım? 12 bulduk. Y'yi kaç bulduk? Y'yi de, y'yi de Kaç bulmuştuk? 20 bulmuştuk. Benden de y eksi x isteniyor. Yani 20 eksi 12'den cevabı kaç bulurum? Böylelikle 8 olarak bulurum. Evet olay bu. Hissedeceksiniz kardeşim. Hissedeceksiniz. Tamam. Evet geldik buraya. Örnek 8'e. Yukarıdaki şekilde 35 derece verilmiş. 9 ve 12 birim verilmiş burası da. K noktası M noktası etrafında saat yönünün tersine döndürüldüğünde 20 derece döndürüldüğünde. Arkadaş ben bunu 20 derece döndüreyim. 20 derece döndürdüğümde hop buraya mı geldi? Evet. 20 derece döndürdüğümde buraya geldi. Hocam burası 20 derece. Eyvallah. Sonra öbürünü döndüreyim. Öbürünü de kaç derece diyor arkadaşım? L noktası M noktası etrafında saat yönünde 35 derece döndürdüğünde ben bunu da 35 derece döndürdüğümde şöyle bir şey oldu burası. 35 derece döndürdüğümde burası da 35 derece oldu. E burası da 12. Kalem yine döndürdüğümde aynı kalem ya 9 ise yine burası 9 bu döndürdüğümde burası 12 oldu. A 20, 35 ve 35 toplandı. burası kaç yaptı? 9, 90 derece yaptı. Bizden ne isteniyor? İşte buradaki uzunluk isteniyor. E burada 9, 12 ve dik var. 9, 12, 3, 4, 5, 3 katından dolayı burası da kaç yapar? 15 yapar. Yani sorunun doğru cevabı. Örnek 8'in doğru cevabı 15 çıktı. Geldik örnek 9'a. AB B, tahta parçası A noktası sabit kalacak şekilde B ucundan böyle ne olmuş? B ucundan Kaldırılarak şekil 2 elde ediliyor evet şöyle kaldırmışım kardeşim ben bunu yani şöyle çekmişim Normalde bak A noktası sabit kalacak şekilde AB tahta parçası yani şu kalem böyleyken aşağı doğru çekmişim onu diyor bize Tamam burası 8 burası da 4 ya burada yine eş yapıları kullanmış mıyız? Kullanmışız Eş yapıları kullandığımız için şu x1 uzunluğunda ya Hocam buraya x8 x, x, x kaldı e, eş yapı burası x burası da x değil mi? Evet Hocam burası da ne olacak? Burası da x eksi 4 olacak. Çünkü tamamı x olduğundan dolayı. Ha burada ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. Normalde x eksi 4'ün karesi eşittir. x eksi 8'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşabilirsiniz. Ama hisset kardeşim. Hisset hisset. 12 varsa. Bak 12 tehlikeli bir sayıdır. 12 ile ilgili özel üçgenleri düşün. Bir 5 12 13 var. Bir de 3 4 5'in katında var. 3 4 5'in 3 katında 9 12 15 var. Bir de 4 katı 12, 16, 23 kere var. 12'yi gördüğümde bunlar benim aklıma geliyor. Hissedelim. Yerine koyalım. Acaba 5, 12, 13 mü? Ben buranın 5 olmasını düşünecek olursam burası 5 iken burası 13 oluyor mu? 5 olması için x yerine 13 yazmam lazım. 13 yazdığımda 13 eksi 4 13 olmuyor arkadaşlar. Yani şu kenar 13 olmuyor. Demek ki 5, 12, 13 olmadı. Acaba 9, 12, 15 mi? Zaten şuradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu dik kenarla hipotenüs arasındaki fark 4 değil mi? Aralarında 4 fark olan hangi üçgen var? Bu da değil mesela şu üçgen 12 16 20 üçgeni. Oradan da yola çıkabilirsiniz. Ya da yerine yaz 9 12 15 mi acaba? Burası 9 olması için x'in 17 olması lazım. X 17 yazdığımızda 15 sağlaması tutmuyor mesela. Bu da gitti. Ya da ne üçgeni bu? 12 16 20 mi? Acaba 12 iken burası 16 mı ve burası 20 çıkıyor mu? Buranın 20 olması için x'in 24 olması lazım. X yerine 24 yazdığım zaman arkadaşlar x yerine 24 yazdığım zaman 24'ten 8 çıkınca da 16 geliyor mu? Geliyor. E o zaman x kaç yapıyor? 24 yapıyor. İşte bu hissiyatları kullan. İlk etapta anlatırken uzunmuş gibi gelse de belki bunu çözerken daha kolay çözecekmişsiniz gibi gelse de bu hissetmeler size aşırı derecede çok büyük bir şey katacak. Ama bakın burada hissediyoruz. Bak sallama yapmıyoruz. Yani ben burada bir kenarda bak şöyle bir şey görmüş olsaydım. Hocam bir dik üçgenin bir kenarı 12 ise diğer kenar 5 ve 13'tür ya da 16 20'dir ya da 12 15'tir diye bir şeyler söylersem bu sallama olur. Bütün kenarlar belliyken böyle bir sallama yaptığımda sallama değil hissiyat yaptığımda ve yerine yazdığımda sağlaması tutuyorsa dediğimiz teknik bu hissiyat tekniği. Bu dediğimi de unutma tamam mı? Hadi bakalım geldik örnek ona. Bizden x isteniyor değil mi? Evet geldik örnek ona şimdi. Genişlikleri eşit ve yüzeyleri dikdörtgen biçimli olan kağıtlar şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Genişlikleri eşit 2 santimetre. Hocam bütün genişlikleri eşit olan 2 santimetre, 2 santimetre, 2 santimetre. Yani burası 2, 4, 6, 8 mi yapıyor arkadaşım? Evet. Ne çıktı burada? Hocam 17 var, 8 var. Burada 8, 15, 17 üçgeninden buraya 15 bulduk. E ee, güzel. Yani şu uzunluğa ben x dersem eğer şu uzunluk x artı 15 mi oldu? Evet. X de demeyeyim hatta a dersem a artı 15 mi oldu? Evet. Yine aynı şekilde 2, 2 diye gidiyor. Hop hocam yine burada bir dik üçgen oluşturacak olursak bu sefer böyle. Hocam bunun uzunluğuna A dedik ya. Şuradaki A iken burası daha ya. Bak A bunun uzunluğu A artı 15. A artı 15 olduğundan dolayı burada bir dik üçgen çıktı. 15 25. Ne üçgeni? 15 20 25 üçgeni. 3 4 5'in katı 5 katı. E o zaman burası 20 oldu. E o zaman burada 2 2 2 2 2, 2 diye dikdörtgenleri böyle koyacağım değil mi buraya? E koyduğum zaman 22'ye böldüğüm zaman kaç tane olacak o zaman arkadaşlar? Şuraya bak, baktığın zaman 10 tane olacak. Ya da birden bizden kaç tane olduğu sorulmuyor ki. X nedir diye soruluyor. Kaç tane olduğu sorulsaydı bulurduk cevabı. Burası 20 ya. Bak bunun tamamı 20. 2, 4'ü buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 16 kaldı. Cevap ne yaptı? 16 yaptı. Ama buraya kaç tane dikdörtgen yerleştiririz diye sormuş olsaydı eğer Hocam 16'yı 2'ye 2, 2, ye 2 ye böleceğim ya. 16 bölü 2'den 8 tane dikdörtgen yerleşir buraya. Tamam. Evet örnek onu da bu şekilde bulduk. Yani cevap 16 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Eş yapıları kullanılıyor. ÖSYM'de eş yapıları da sevdiğini de biliyorsun. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da ne var? Şş, yukarıda uzunlukları eşit 25 metre olan AB ve CD tatlısı. Evet. Şimdi 25 metre uzunluğunda. Arkadaş şurası. Şurası da 24 metre ya. Burası 20. A burada bir Pisagor bağıntısı var. Şurada bir Pisagor bağıntısı var ve tahtanın uzunluğu kaç? 25 olarak verilmiş. Hocam tahtanın uzunluğu 25 ise burası 24, 25 ne üçgeni? 7 24 25'ten burası 7 mi çıktı? Evet. Şimdi gelelim şuradaki dik üçgene. Buradaki dik üçgende de bak şu tahta aynı tahta olduğu için burası 25 ya. 20 25 ne üçgeni? 3 4 5'in 5 katı. 15 20 25 üçgeninden burası da 15 çıkar. O zaman x ne olacaktır? 8 olacaktır. Yani x artı 7 şöyle yazayım istersen. 15 ise x de böylelikle 8 olarak buluruz. Bu da güzel bir soru. Eş yapıyı kullandıran bir soru yine. Evet örnek 11. 8 oldu. Geldik örnek 12. Şimdi Gökalp evine aldığı tabloyu K ve L noktalarına çaktığı çivilerle duvara sabitlemiştir. Şöyle duvara sabitlemiş. BC'ye 26 vermiş. Burası 26. Eyvallah. Ali Kara uzunluğu 10 verilmiş. Şurası 10 verilmiş. Ali Kara uzunluğu hala daha sabit. Burası da 10. Sonra LD ve KL. LD ve KL. Şimdi ben burada LD'ye K dersem. KL uzunluğu 3K mı oldu? Evet. K dersem burası 3K. Sonra D duvardaki L noktasındaki çivi düşmüş. Evet. Bu çivi düşünce bu ip buraya mı gelmiş böyle arkadaşlar? Evet. Yani 3K K daha 4K mı yaptı burası? Aynen öyle. E hocam burası da kaç verilmiş? 26 verilmiş. Ve burada Pisagor bağıntısı yapacağım. Bitti gitti. Şu uzunluk değişmiyor. İpin uzunluğu sabit değil mi? E ip 10. 3K ve K şeklinde. E, 10 ve 4K olmaz mı burası da? Şuradaki çivi çıkınca böyle bir hale oldu burası. Yani şuradaki ipin uzunluğu 4K. E tamam bitti. Burada da bir dik üçgen var. Ortak çarpana bakalım. 2 çarpı 5. Burası 2 çarpı 13. E o zaman burası da 2 çarpı 5, 13. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 2 çarpı 12 olur. 24 olur. 4K eşittir 24 ise K'yı buradan 6 buluruz. Bizden KL uzunluğu isteniyor. X x de 3k olduğundan k yerine 6 yazarsam eğer cevabı 18 diye bulurum. Evet böylelikle örnek 12'yi de 18 bulduk arkadaşlar. Evet böylelikle şurayı bitirdik. Nereyi bitirdik? Böyle kenarlarına göre özel üçgenleri bitirdik arkadaşım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda özel açılı üçgenlerden bahsedeceğiz. Yani açılarına göre özel üçgenlerden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.